Arkadaşlar evet, kabus gibi bir deprem oldu. Felaket zamanlar yaşıyoruz. Ülkecek yastayız. Ama yapılabilecek yardımları, destekleri sağladıktan sonra maddi yardım, kıyafet yardımı, deprem ilanları ile ilgili haberleşme sağladıktan sonra haftalarca evde oturup ağlamanın da bir anlamı yok arkadaşlar. Tabii gidip orada burada sosyal medyada milletin gözüne sokmanın bir anlamı yok ama yani müzik dinlemeden, eğlenmeden, mutlu olmadan yaşanmaz arkadaşlar. Bunun asıl çözümü zaten oturup ağlamak değil arkadaşlar. Bunun asıl çözümü bilinçlenmek. Bu tür sorunların asıl çözümü arkadaşlar uzun vadeli düşünmek. Yani önümüzdeki 20 seneyi, 30 seneyi düşünmek. Çünkü her sene deprem oluyor arkadaşlar. Yani müteahhitler neden malzemeden çalıyor? Neden yapı denetimi gerekli olduğu kadar yapılmıyor? Neden bu işlerin içine üç kağıt ve dümen giriyor? Bunları düşünmek lazım. Yani bunu böyle söylemek biraz kırıcı bir şey ama arkadaşlar biz ahlaksız ve eğitimsiz bir toplumuz. Yani bunun farkında olmamız lazım. Biz geleceği görmek adına hiçbir plan yapmayan, sadece gününü yaşayan bir milletiz. Yani eğitim olsa, bilinç olsa, planlama olsa böyle şeyler kesinlikle olmaz arkadaşlar. Her şeyin başında nüfus planlama denen bir şey var ve biz yani paramız olmadığı halde, senin paran yok, sen 3 çocuk, 4 çocuk diziyorsun. Şimdi bunlara nasıl bakacaksın? Tabii elinde malzeme yok. Elinde bunları karşılayacak maddi güç yok. Ne oluyor? Bütün dünyaya borçlanıyorsun. Bütün dünyaya borçlanarak yaşıyorsun ya da malzemeden çalıyorsun. Ondan çal, bundan çal. Ondan kırp, bundan kırp. İşte doğuda zaten 100 yıldır büyük bir deprem olmuyor. İşte Maraş'ta hiç deprem olmamış zaten. Yap abi, dik 12 kat, 13 kat, 14 kat. Dik abi, daha çok daire satalım. Yalıtımdan kısalım, malzemeden çalalım. Donatı demirlerini olması gerektiği gibi bağlamayalım. Az malzeme kullanalım. Arkadaşlar bu olayların büyük bir kısmı da aslında fakirlikle alakalı. Yani burada Almanya'da mesela adamlar o binayı en doğru şekilde inşa etmek için ne kadar malzeme varsa, ne kadar para harcanması gerekiyorsa hepsini harcıyorlar. Çünkü adamların paraları var, adamların fabrikaları var, adamların milli geliri var, adamların nüfus planlaması var, adamların güçlü ve hukuk sistemi çalışan bir ülkesi var. Türkiye'nin ise bütün Avrupa'nın toplamından daha fazla müteahhiti var. Yani bütün Avrupa ülkelerini topluyorsun, oralardaki müteahhit sayısı Türkiye'deki müteahhit sayısını geçemiyor. Peki müteahhit olabilmek için ne gerekiyor? Ne gerekiyor abi müteahhit olabilmek için? Yani. Zaten bu soruyu sorduğunuz zaman yani kendi intiharımızı hazırlayan bir millet olduğumuzu görmüş oluyoruz maalesef. Çok acı ama gerçek.